Merhaba değerli dostlar. Apex Legends karakterleri Türk olsaydı serimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Kripto. Oyuna sonradan katılan Kripto karakteri pek sessiz, gizemli, kimseyle pek muhatap olmayan, kendi halinde tek tabanca takılan, zararsız gibi görünen ama oldukça etkili yeteneklere sahip, uzak doğu kökenli bir karakter. Peki bu gizemli karakteri kim canlandırabilirdi? Kripto karakteri için aklıma ilk gelen isim İsmail Hacıoğlu. Kendisine büyük bir sempatim var. Yani seviyorum İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğunu. Oynadığı yapımlarda da genellikle kripto karakterine benzeyen tipleri canlandırıyor. Hep yalnız, hep gizemli, hep bir şeyler gizleyen sessiz bir karakter. Yüz olarak da benziyor diye düşünüyorum. Gibraltar. Oyundaki en babacan karakterlerden birisi Gibraltar. Hep eşini dostunu koruyan, kollayan, brada diyerek herkesi kardeş gören, esprilerin dozunda yapan bir Legends. Eğer maçlarda Octane ile oynayamıyorsam, Gibraltar tercihlerinden birisidir. Peki bu babacan karakter kim olabilir? Kararsız kaldığım bir seçim oldu. Çünkü fiziken mi yoksa karakteristik özelliklerine göre mi seçmeliyim diye çok düşündüm. Benzerlik olarak da seçimlerimde zorlandım. Fiziki benzerliklerinden ötürü aklıma ilk gelen isim Kaan Kural oldu. Sonra herkesin seveceği, özelliklerini düşününce de Ata Demirer de olabilir diye düşündüm. Lifeline. Apex Legends oyununun en çok sevilen karakteri. Ama yanlış anlaşılmasın. Oyuncular için değil, oyun yapımcılar için sanırım. Çünkü oyunun tanıtımında, oyun içi skinlerde en çok Lifeline öne çıkıyor. Sanırım bu karaktere karşı özel bir durum var. Neyse. Lifeline alaycı, eğlenceli, neşeli ve yardımsever bir karakter. Kendisi cıvıl cıvıl, ince yapılı, çıtı pıtı ama savaşçı. Oyunda pek tercih etmediğim bir karakter. Peki Lifeline kim olabilir? Lifeline seçimlerimde de zorlandım açıkçası. Tıpatıp benzeyeni bulamadım ama Lifeline gibi neşeli, alaycı ve çıtı pıtı özelliklerinin olduğu düşündüğüm ve Lifeline için uygun bulduğum ilk isim Hazar Ergüçlü oldu. Aklıma gelen ikinci isimse Ceren Moray. Üçüncü olarak da Özgün Amalı Lifeline için uygun buldum. Miraj. Oyundaki kendini en beğenmiş, en narsist, en havalı, en alaycı karakter. Sürekli konuşuyor, neredeyse hiç susmuyor. Şuraya gidelim gibi kısa iki kelimeyi bile uzattıkça uzatıyor. Gıcık olunacak bir karakter ama yine de özellikleri ve yetenekleri oldukça iyi. Miraj için genel ülke gündemini de düşününce Can Yaman diyesim geldi. İkinci isim olarak da Kerem Bursin. Bu iki isim de tipleri ve popüler kültürdeki karakterleri göz önünde bulundurulursa Miraj için uygun isimler diye düşünüyorum. Ama yine de tam emin değilim. Octane. Oyundaki en neşeli, hızlı, esprili karakter. Bana göre elbette. Octane minyon tipli, geveze, yer yer alaycı bir karakter. Onunla oynamak çok zevkli. Ama önemli soru Octane kim olurdu? Yüzünde maske olduğu için seçimlerin daha çok karakteristik özelliklerine göre olacak. Aklıma hemen Peker Açıkalın geliyor. Peker Açıkalın'ın canlandırdığı karakterler, seslendirmeleri, karakterlerin hal ve hareketleri Octane için uygunmuş gibi geliyor.
Bir de Düğün Dernek filmindeki Tüpçü Fikret karakteri. Tüpçü Fikret de yerine duramayan birisi. Pathfinder. Oyundaki örümcek adam. Pathfinder bir robot ama çok komik olabiliyor. Herkesi dostu görüyor, düşmanlarını bile. Belki de olan bitenin farkında da değildir. Düşmanları ölürken bile hala arkadaş olduklarını sanıyor. Haritada bir yerden bir yere gitmenin, düşmanı şaşırtacak saldırılar yapmanın en önemli yollarından birisine sahip olan Pathfinder için benzer birini bulmak elbette zor. Ama yine de şansımı deneyeceğim. Hiç tereddütsüz aklıma gelen ilk isim Ozan Güven'in canlandırdığı 216 isimli robot oldu. 216'da Pathfinder gibi olayların pek farkında değil. Herkesi dostu zannediyor. Aklıma bir isim daha geliyor ama yine tam emin değilim. Maskeli Beşler filminde Kamil karakteri de Pathfinder için uygun olabilir. Kamil karakterini Cengiz Küçük Ayvaz canlandırıyor. Watson. Oyuna sonradan eklenen karakterlerden olan Watson, garip İngilizcesi ve konuşma ses tonuyla kimilerini gücük etti, kimilerinin de sempatisini kazandı. Defans karakteri olan Watson, işlerini elektrik kullanarak hallediyor. Ayrıca hafif bir alaycılığı da mevcut. Peki Watson kim olabilir? Watson deyince aklıma ilk gelen isim, garip Türkçesi ve ses tonuyla, ki tipik olarak da biraz benziyor, Meryem Uzerli oldu. İkinci tercih olarak Ceyda Ateş olabilir. Aslında Watson için çok zorlandım. Yani pek benzeyen birisini bulamadım. Bu da büyük ihtimalle karakterle pek bir etkileşim kurmadığım için olabilir. Murat. Geldik son karakterimize. Hızlı, ciddi, hisli ve savaşçı bir karakter olan Murat, oyunda pek kullanmadığım karakterlerden birisi. Murat, beynin içinde sesler duyuyor ve bu sesler ona savaş alanında avantaj sağlıyor. Peki bu karakteri kim canlandırmalı? Aklıma ilk gelen karakter Alina Boz oldu. Bence tipi ve gözleri çok benziyor. İkinci olarak, belki size garip gelecek ama Aslı Enver. Hatta internette yüz arama uygulaması kullandığımda Murat için tek Türk yüz Aslı Enver çıkmıştı. Ama Alina Boz bana daha uygun geldi. Evet değerli dostlar, Apex Legend karakterleri Türk olsaydı isimli video serimizin sonuna geldi. Eğer varsa aklınızda olan benzerleri yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Umarım keyifli videolar olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere.